Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle görmüş olduğunuz iMac, Apple'ın All-in-One bilgisayarlarını recovery yaparak nasıl işletim sistemini yani macOS'u nasıl kuracağımıza dair bilgi vereceğim. Önünde görmüş olduğunuz bilgisayarda bir boot sorunu var. İşletim sistemi yok şu anda. Hard disk yeni takıldı veya silindi. İçi bomboş. Biz buna Mac'in kendi orijinal sürümünü, buna uygun olan orijinal sürümünü nasıl yükleyeceğiz? Bunu anlatacağım. İlk olarak bilgisayarımızı bir kapatalım. Bilgisayarımız kapalı konumda olması gerekiyor. Şöyle bilgisayarımız kapandı. Bilgisayarımız kapalı konumdayken şöyle kendi klavyesi var. Bende. Sizde farklı bir klavye de olabilir ama kendi klavyesi ise şöyle kamerayı konumlandıralım. Bakın şurada CMD tuşuyla R tuşuna basılı tutuyorum. CMD ve R tuşuna basılı tutarken şöyle cihazımı açıyorum. Cihazım açıldı. Tuşlara basmaya devam ediyorum. Ta ki birazdan gelecek olan ekran gelmek üzere o ekranımız. Şu ekran bakın. Bilgisayarınızın internete bağlı olmasını gerektiren bir ekran. Kablolu kullanıyorsanız şöyle kablosunu takın. Kablosuz kullanıyorsanız buradan A seç deyip kablosuz ağınızı seçip şu ekrana geçmesini sağlayın. Cihazım şu anda internet recovery yapmak üzere gerekli olan ekrana geçmeye çalışıyor. Bu biraz internet hızınıza bağlı olarak uzun sürebilir. Bunu sonuna kadar bekliyoruz. Ne yaptık? Bilgisayarımız kapalı. iMac bilgisayarımız. Kapalıyken CMDR tuşlarına basılı tuttum. Daha sonra cihazımı açtım. Ve bu ekrana geldim. Şimdi bu ekrana gelebilmeniz için hard diskinizin, daha doğrusu klavyenizin şu iki tuşunun çalışması gerekiyor. Bir, bazı hard disklerde çeşitli bölümler oluşturulduğu için bu ekrana kolay kolay geçemiyorsunuz. Eğer ki önemli bir şey yok ise içinde, bir Windows kurulum müsebbesiyle başlatıp hard diskinizi bölüntüleyin veya yine biraz sonra gelecek olan recovery işletim sistemi ekranında bölümleme sayfasından hard diskinizi bölümleyebilirsiniz. Eğer ki bu dünya işareti recovery'e ulaşamıyorsanız ya tuşunuz çalışmıyor, klavyeniz çalışmıyor veya hard diskinizin bazı bölümleri buna erişmenize engel oluyor olabilir. Biz bunu da yaşadık. Bunu niye anlatıyorum? Ne yaptım? Ben bir Windows USB tuşuyla, Windows USB'siyle bilgisayarımı alt tuşuyla başlatıp USB'ye geçirdim ve Windows kurulumu yapacakmış gibi bütün hard diski sildikten sonra bu ekrana ulaşabildim. Ola ki sizde böyle bir sorun yaşarsanız aklınızda bulunsun. Bu ekran dediğim gibi uzun sürecek. Biz bunun bitmesini bekleyelim. Yükleme ekranımız bittikten sonra karşımıza OS X izlenicileri yazan bu ekran gelecek. Burada ne yapıyoruz? OS X'i yeniden yükle yazan yeri seçiliyken sürdür diyoruz. Daha sonra kurulacak olan işletim sistemimizin ismini görüyorsunuz. Sürdür diyoruz bu ekranda. Tekrar sürdür dedik. Doğrulama yapıyor. Uyumlu mu değil mi diye. Doğrulama kabul edildi. Kabul ediyorum'u sözleşmeyi dedikten sonra kabul ediyorum'u tıklıyorum. Bilgisayarımla yükleme yapabileceğim diskleri görmem gereken ekran burada ama ben hiçbir diski göremiyorum. Çünkü disk biçimlendirmem yanlış yapılmış olabilir. Hemen şuradaki menüye geliyorum. Çık diyorum. İlk geldiğimiz ana ekrandaki disk izlenicileri yazan yere geliyorum. Tekrar sürdür dediğimde şuradaki 1 TB'lık hard diskimi görebiliyorsunuz. Buradan sil deyin. Bunu seçtikten sonra sil diyoruz. macOS genişletilmiş yazan yer seçili kalsın. Sil deyin. Diskimizi macOS'a uyumlu bir şekilde biçimlendiriyor bu şekilde. Bu işletim sistemi sizde farklı olabilir. Mac'in sizin bilgisayarınıza vermiş olacağı işletim sistemlerini kendisi internetten belirliyor. Hangisi uygunsa onu yükleyebiliyorsunuz. Biçimleme bittikten sonra tekrar ana ekrana gelip OS X'i yeniden yükle yazan yere tıklıyorum. Sürdür. Az önceki işlemlerin aynısı. Tekrar sürdür. Tekrar sürdür dedik.
Burada kabul ediyorum, etmiyorum. Kabul ediyorum'u tıkladım. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra kurulacak olan hard diskimi gördüm. Tek parça yükleyeceğim. Eğer ki bunu 2'ye 3'e bölmek istiyorsanız öncesinde az önceki disk izlenceleri bölümünde oradan 2'ye bölebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Tekrar çıkalım. Şuradaki disk izlencelerine geldiğinizde kendi faresinde sorun var. Harici fareyle kullanıyorum. Biraz zahmetli bir iş. Bakın burada terabayt hard diskine geldiğimde burada yeni görüntü, pardon özür dilerim. Şuradaki hard disk seçtikten sonra bölüntüle yazan yere tıklıyorum. Buradaki bölüntüle yazan yerde şuradaki artıya tıkladığımda ikiye bölmüş oldum. Tam eşit parça olarak. Ben istemiyorum. Tek parça kuracağım. Veya iki tane bölüntü olarak hemen ikiye böldü. Görmüş olduğunuz gibi iki parça yaptım. Ben tek parça yapacağım. Siz de bu şekilde ikiye bölebilirsiniz. Bu işletim sistemindeki görüntü bu. Daha güncel işletim sistemlerinde yuvarlak şerit içerisinde bir ekran görebilirsiniz. Kapatmamızı yaptım. Tekrar ana ekranda, benim ana ekrana geldim. Bu ana ekrandaki ASX yükleye tekrar tıkladım. Sürdür diyorum. Bunları tekrarlamaya gerek yok biliyorsunuz. Kabul ediyorum ve tek disk seçtikten sonra hard diskimi yüklediyorum. Şu anda internet üzerinden cihazıma uygun macOS sistemini Mac kendisi yüklüyor. Ben herhangi bir flash veya CD-ROM kullanmıyorum. Tamamen internet üzerinden. İnternet hızınıza bağlı olarak bayağı uzun sürebilir bu. Sabrederek sonuna kadar beklediğinizde işletim sisteminiz cihazınıza en uygun olan işletim sistemi sorunsuz yüklenmiş olacaktır. Kolay gelsin.